Bir tarafta yaklaşık 500 kilogram ağırlığında paletli bir insansız kara aracı Barkan. Hemen üzerinde de mini bir lazer güdümlü füze Mete. İşte bu insansız sistem ve lazer güdümlü füze bir araya geliyor ve geleceğin muharebe sahalarında bu iki sistem çok farklı bir aşamaya doğru geçecek. Bu programda hem insansız kara araçlarına bakıyoruz hem de üzerine konulan mühimmatlara atış gücünü değerlendiriyoruz. Bu iş nereye doğru gidecek birlikte düşünüyoruz. Yıl sonunda birçok savunma şirketi olduğu gibi Roketsan'da 2022 değerlendiren bir video yayınladı. Birçok sistemle ilgili testler, teslimatlar, ihracat başarılarının yer aldığı bu 1,5 dakikalık hızlı videoda çok ilginç birkaç saniyelik bir görüntü vardı. Bu görüntüde de Havelsan tarafından geliştirilen insansız kara aracı Barkan'ın üzerinden bir füze atılıyordu. Bu füzenin adı da Mete. Hatırlayacaksınız yine 2022'de bizleri gülümseten, sevindiren haberlerden biri de olimpiyatlarla ilgili gelen bir altın madalyaydı. Okçuluk dalında Mete Gazoz hedefi 12'den vurup o gencecik sporcumuz bizleri çok mutlu edip altın madalyayı ülkemize getirmişti. İstiklal marşımızı olimpiyatlarda çaldırmıştı. Ve bu atışlar sonrasında ona ithafen hedefi 12'den vuran mühimmatlar için bir yeni bir minyatür mühimmata Mete adı verilmişti. Roketsan Mete'yi geliştirirken amaç insansız hava araçlarından, insansız kara araçlarından, insansız deniz araçlarından atılacak ufak boyda gerçekten çok etkili bir mühimmat geliştirmekte. Bu mühimmatın ilk testleri çeşitli İHA sistemlerinde yapıldıktan sonra şimdi sırada İKA'lara geldi. Şimdi İKA konusunda da şöyle bir sayfayı açtığımız zaman malum Türkiye insansız hava araçlarına dünyanın önde gelen teknolojilere sahip ülkelerinin başında geliyor. Bu hava araçları elde atılan mini sistemlerden tonlarca ağırlığında turboprop motorlu hatta jet motorlu İHA'lara kadar çok geniş bir aile var. Bu konsept dünyadaki savaş alanlarında muharebe tarihinde çok önemli bir yere sahip oldu. Hem terörle mücadele, sınır ötesi operasyonlar ardından işte Libya'da, Azerbaycan'da ve günümüzde de Ukrayna'da devam eden savaşlarda gerçekten çok farklı yere İHA'lar evrildi. Peki bu durum, bu teknoloji, bu gelişmeler kara sistemlerine, deniz sistemlerine nasıl yansıtılacak? Bu konuyla da ilgili Savunma Sanayi Başkanlığı çok önemli bir çalışma başlattı. Türkiye'deki önde gelen savunma şirketlerine önce İKA sistemleri, bunlar birkaç yüz gramdan oluşup birkaç ton ağırlığına kadar hatta mevcut kullanılan zırhlı personel taşıyıcıların elektrik motoruyla insansız hale getirilmesine kadar çok geniş bir yelpazede farklı farklı araç siparişleri verildi ve bunlarla da ilgili testler tamamlandıkça silahlı kuvvetler bünyesine alıyor ve bir yandan da Türk Silahlı Kuvvetleri bunlarla ilgili bir yeni bir savaş alanında neler yapılabilir bunları deniyor. Aynı durum insansız deniz araçları için de geçerli. Meteksan Ulak sistemi Ares'le birlikte yapıyor. Aselsan'ın geliştirdiği sistemler, Dersan ve Havelsan'da Yonca Onuk'la farklı farklı sistemler, farklı farklı görevlere çıkıyorlar. Bunlar da aynı kara sistemlerinde olduğu gibi ilerleyen dönemde deniz kuvvetlerine yavaş yavaş ki bir kısmı girmeye başladı deniz kuvvetleri envanterine görev geliştirilmesi sağlanarak insansız sistemlerde farklı bir boyuta taşınması hedefleniyor. Aslında tüm bu sistemlerin alt ortak yapısını Havelsan'ın geliştirdiği dijital birlik sistemi oluşturuyor. Dijital birlik karargahın nerede olduğu önemli değil. İster Ankara'da olur, isterse muharebe sahasının dibinde olur. Bütün insansız sistemlerin bir sürü konseptiyle, yazılımıyla, komuta kontrolüyle bir altyapı oluşturulması. Aslında da burada Havelsan'ı tanıyoruz, hep anlatıyoruz size, farklı farklı videolar çekiyoruz. Yazılım yapan, simülasyon yapan, komuta kontrol merkezleri geliştiren bir şirket oturup tabii ki paletini motorunu yapmıyor. Bunlarla ilgili endüstriden diğer gelen şirketlerle ortaklık yapıyor ama aklını koyarak Barkan diye bir insansız kara aracı sistemi geliştirdi. Barkan gayet başarılı oldu. Bunun adına Kapkan adlı yeni bir İKA sistemi daha tanıtıldı.
Barkan'dan elde edilen başarının arkasından sistem daha büyütüldü. 1400 kilogramlık yeni bir insansız kara aracı geliştirildi. Projenin adı Saha Expo'da Kapkan olarak adlandırıldı ve lansmanı gerçekleştirildi. Kapkan, dediğim gibi 1400 kilogram oldukça büyük bir insansız kara aracı sistemi. En önemli silahı da üzerinde yer alan 30 milimetrelik Canik ile UNIDEF tarafından geliştirilmiş 30 milimetrelik top. Yaklaşık 2 kilometre etkili bu top sayesinde özellikle meskun mal operasyonlarında Kapkan sahaya indiği zaman önüne gelen hedefi 30 milimetrelik topuyla abiri caizse istediği gibi vuracak, indirecek ve çok ciddi bir atış gücü sağlayacak. Şimdi bir füze atabilmek bir insansız kara aracından hani öyle bir lançer koyduk ateşledik değil. Burada bu füze sisteminin ne özelliği var isterseniz beraber bakalım. Bunun başında da lazer güdümlü gitmesi gerekiyor. Yani lazerle karşıda vurulacak olan hedef tutuluyor ve atış bu lazerin verdiği rota doğrultusunda gerçekleştirilerek o atış gerçekleştiriliyor. Bugün lazer işte yerden özel kuvvetler tutabiliyor, İHA sistemlerinden lazer tutulabiliyor ve çok farklı ve gerçekten sahada da Türk Silahlı Kuvvetleri bu lazer hedefleme konusunda da adeta yaptığı operasyonlarla da uzman haline gelmiş durumda. Peki neden bu mini mühimmatlar kullanılıyor? Günümüz savaşlarına baktığımız zaman öyle devasa bombalar yerini daha ufak, daha efektif, hedefini tabiri caizse 12'den vuran, sadece hedefi takip eden veya hedefin etrafına zarar vermeyen yeni nesil mühimmatlar yoğun olarak kullanılıyor ve dünyada da bu alana doğru bir kayış var. Bunun başındaki nedeni nokta hedefin yanı sıra maliyet tabii ki. Büyük bombaların da maliyetleri çok daha fazla. O büyük bombaları taşımak için büyük uçaklara ihtiyacınız var veya büyük insansız hava araçlarına ihtiyacınız var. Bu nedenden dolayı ufak mühimmatlarda çok sayıda mühimmat kullanıp bir kalkışta çok sayıda hedefi de bertaraf edebiliyorsunuz. Roketsan'ın geliştirdiği Mete özellikler olarak baktığımız zaman yaklaşık boyu 50 santim boyunda 1.2 kilogram ağırlığı ve çok önemli hedef cep mesafesi 1 metre. Yani yakaladığı zaman o hedefini ortalama kara aracından atıldığı zaman yaklaşık 1000 metre etkisi var, menzili var. Attığı zaman 1 metrelik cep mesafesiyle hedefini bertaraf ediyor ve adeta kaçırmadan nokta atışı gerçekleştirebiliyor. Şimdi normalde Barkan 1 ki işte toplam ağırlığı 500 kilogram olduğunu söylemiştim. Üzerinde Aselsan tarafından geliştirilmiş SARP-L uzaktan komutalı stabilize silah sistemi taşıyor. 7.62 mm veya 5.56 mm ile atış yapılabiliyor. Bu tabi piyade gücü için yerde piyade gücü için önemli bir atış, bir destek. Ama füze koyduğunuz zaman çok daha büyük hedefleri bertaraf etmeye başlıyorsunuz. Bu da muharebe sahasında yeni bir sayfanın açılması, yeni bir konseptin ortaya konulması anlamına geliyor. Ben eminim ki ilerleyen yıllarda bu tür güç çarpanları, işte kendini ispat etmiş bir Barkan var veya yakın bir gelecekte Kapkan olacak. Bunlarla farklı farklı mühimmatlar ki Roketsan bu konuda gayet iyi çalışıyor. Ürün çeşitlemesi çok iyi. Bir araya geliyor ve tabiri caizse çarpan etkisi oluşturuyor. Burada beklenmedik mühimmatlar da ortaya çıkabiliyor. Örneğin normalde karadan karaya atış yapabilen çeşitli mühimmatlar bir bakıyorsunuz Akıncı'nın kanadının altında uzak mesafelere gidebilen ama çok ekonomik mühimmatlar haline de gelebiliyor. Önemli olan elinizde yazılımını kendiniz yapabildiğiniz, sistemine müdahale edebildiğiniz araçların olması ve aynı şekilde görev tanımını yapabildiğiniz, istediğiniz gibi yönettiğinizde mühimmatların olması. Bunları yan yana bir araya geldiğiniz zaman çok basit olan bu mühimmat veya hava aracı, kara aracı, deniz aracı neyse çok ölümcül bir silah haline geliyor ve attığınız taş tabiri caizse baş yarabiliyor. Evet, bana gelen sorulardan bir tanesi de Barkan'ın Mete füzesi atışıydı. Bu sistemleri ve farklı kombinasyonları gelecekte çok daha fazla göreceğiz. Bunlarla da ilgili dünyada özellikle mühimmat pazarında yepyeni bir sayfa açılıyor.
Zaten Türkiye'de işte Roketsan bu konuda epey bir yükünü almış durumda. Ben eminim ki yakın zamanda da Havelsan'dan bu insansız kara araçları veya insansız deniz araçları ki yoğunlukla devam eden proje var. Bunların ihracat haberlerini de almaya başlayacağız. Bizleri detaylı savunma ve havacılık haberleri için tolgozbek.com sitesinden takip edebilirsiniz. Sosyal medyadayız. Bir WhatsApp grubu kurduk. Linki de hemen açıklamalarda oralardan takip edebilirsiniz. Gelişmeleri buradan an ve an videomuzun yanı sıra buralardan da görebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Sorularınızı yorum olarak yazın. Kanalımıza da destek verebilirseniz ne mutlu bize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.